bir işleve bürünüyor. Ne yazık ki ben biraz böyle bakıyorum meseleye. Şimdi 2017'deki adalet yürüyüşünde fotoğrafları var Kemal Bey'in. O adalet yürüyüşünün sonucunda Türkiye'de adaletsizlik oradan kalkmadı ama Türkiye'deki milyonlar bir adaletsizliğin ne kadar kendisi gibi olmasalar bile yüz binlerce insanın hayatında nasıl yakıcı bir sorun olduğunu o bir ay boyunca, o yürüyüş boyunca hissettiler. Ben dünkü bu elektrik kesintisi hikayesini ona benzetiyorum. Bugün işte Enerji Bakanı yok 4 milyon değil de 278 bin falan filan diyor ama Enerji Bakanlığı'nın kendi rakamları var. 2 yıl, 2020 yılında toplam bir yıl için değişik dönemlerde 3 milyon 449, 449 bin 344 bin evin elektriği dönem içinde bir yıl içinde kesilip durmuş Levent. Şimdi şöyle bakıyorum Ana muhalefet partisi lideri bu eylemi yaptığı zaman belki zamlar pat diye geri alınmayacak ama toplumda en azından bu rakam üzerine. Dün bir akademisyen arkadaşım mesaj atmış bana. ya ben bu rakamın bu kadar olduğunu bilmiyordum diye yazmış. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir bilinç hareketi yarattı. Herkesi bu konuda şey yaptı. Yani bir fikirlerini ortaya çıkarttı. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ee, Kemal Bey'in evine baktım ben. Yani hani değişikleri zaman zaman ama oturma odasına baktım. Çalışma odası muhtemelen oralara baktım. Bizlerin evi gibi Levent. Yani senin benim bizlerin o mütevazi hayatları evleri var ya. Bir de bize gözümüze sokulan o sarayın ihtişamı var biliyorsun. hani halkın 180'i 90'ı bir e, yoksulluk içindeyken 8-9 uçak bekliyor cumhurbaşkanlığı uçağı bir yerde davetler veriliyor koca koca avizler altında insanlar oturuyor falan empati yapmayan <laughs> aslında bir zaman kendisi de biliyorsun bir tek yüzüğüm var diye Emine Hanım'la beraber o mütevazı evlerinde oturan insan gitti halkının ekonomik çöküntüsüne sebep olan kişi halkın bu haldeyken başka türlü bize bir yaşam göstermeye başladı ihtişamlı bir yaşam. Yüzlerce araba, konvoylar, villalar, işte paralar. Kendi ekibi de öyle, küçük ekip de öyle. Şimdi Kemal Bey'e baktığım zaman benim gibi, bizim gibi, Türkiye'deki halkın çoğunluğu gibi. Ha, bu birinci aşama. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi ikinci aşama zamanı. Nedir ikinci aşama zamanı? Ey halkım, sizinle empati yaptım. Ki bugün evet kesilen bir aileye gitti. Dün o sorusu oldu biliyorsun kendisine. Kemal Bey dediler. Yani eve girdiniz ne hissettiniz? Ya bu dedi hani benim sorum yani ben ödeyebilecek durumdayım. Bir hafta oturacağım hissetmeyecek. Ama esas bunu yarın gideceğim dedi ki bugün gitti. Onlarla hissedeceğim dedi. Bu dönemde kıymetli Levent ama şimdi Kemal Bey'in ikinci adımı atması gerekiyor. Yani biz iktidara geldiğimiz zaman Millet İttifakı, CHP nasıl bir şeyle bu işi dönüştüreceğiz? Çünkü enerji krizi devam edecek. Neden devam edecek? Rusya işgal hareketi, Avrupa doğal gazı ve diğer şeyleri Rusya'dan almama kararı içinde. Türkiye şimdilik uymuyor ama enerji fiyatlarındaki yükselme devam edecek. Önümüzdeki sene de ki, iktidar değişti, e, Kemal Bey'in de içinde olduğu bir grup Türkiye'yi yönetiyor, Millet İttifak. Bir şey söylemesi lazım. Dün onun ipucunu da verdi Levent. E, neoliberal politikalardan vazgeçeceğiz dedi bunu hem yukarıdaki evindeki basit mantıksında söyledi, hem sonra aşağı indi bahçeye. Ben aktivden seyrettim canlı olarak. Orada bir daha tekrarladı. Şimdi bu lafı, bu, bu cümleyi başka türlü düşünmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'de iki şey aklına geliyor insanı bunu duyduğu zaman. Bir, elektrik dağıtım ihalelerini alan ve inanılmaz karlar elde eden Cengiz'den Sabancı'ya bu grupların elindeki, ee, muhtemelen haksız kazandı sayap olan bir takım e, yerler kabulaştırılacak. Ben bunu anlıyorum. Bir. İki, dünyada yapılan yani yüksek enerji fiyatlarından dolayı halka doğrudan yardım yapan ülkeler var Levent. Muhtemelen yarın öbür gün bu tartışılacak ki pazar günü biliyorsun e, masa tekrar e, Demokrat Parti'de kuruluyor. Orada ekonomi gündeme gelebilir. Bir, bir bilgim yok. hani Özel bir konuşmadım. Onu söyleyeyim. Yani. Tahmin ediyorum. Çünkü bu neoliberal politikalar değişecek, dönüşecek cümlesinin iki kere tekrar etmesinin altından bir şey geleceğini düşünüyorum. Yani ekonomide, sana şöyle de söyleyeyim aslında. Yani dünyada aslında sistem de değişiyor. Devletler de değişiyor. Şimdi mesela Fransa 5.8 milyon haneye 100 euro tutarında yardım çekleri, enerji yardım çekleri gönderdi. Almanya... Aynı şekilde özel paket hazırladı. Enerji fiyatları yüksek, insanlara yardım etti. Hollanda, İsveç, Norveç hani fakir ülkeler de değil ama şunu anlıyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi Türkiye'nin eğer iktidarına doğru aday olacaklarsa bu konuda bir şey yapacak. Son bir şey söyleyip bırakayım. Daha evvel aslında hatırla aile sigortası konusunu da gündeme getirmişlerdi. Yani sigortasız kimse kalmaması konusunda gündeme getirmişlerdi. Aslında asgari ücretin yukarı çekilmesinde, emeklilere bu ikramiye konusunda CHP bir şeyler yapmıştı. Altılı masada bir çit daha zorlayabilir. Çünkü farklı e, siyasi görüşlerden, ekonomik e, ekonomiye daha farklı bakan görüşlerden birisi gelecek ama ben şunu anlıyorum Levent dünkü söylediklerinden ve dünkü tavrından. Masada daha halkçı bir ekonomiyi önerecek. Daha bizim hayatlarımıza doğrudan dokunabilecek. çünkü enerji doğrudan insan hakkı. Evde oksijen tüpüne bağlı olan insanlar var. Elektrikli işte nefes alma verme aletlere bağlı insanlar var. Elektrik, su, doğalgaz, enerji. Bunlar devletlerin buna ulaşamayan insanlara verme zorunluluğu. Yani sosyal devlet anlayışının ben şöyle anlıyorum. Nasıl diyor şimdi Cumhurbaşkanı? Ya emekliye yoksa, asgari ücret mi yok? Vermiyoruz. Diyor. Peki o insan, o insanın bedeli ama müteahhite veriyor. Dolar bazından veriyor, o tıkır tıkır onu oynuyor. Ben bu çarkı terse çevirebilecek, çevirecek bir modeli yani bugün önereceğini belki de insanları buna heyecanlayacağını düşünüyorum. Ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum Murat. <laughs> ben muhalefet partilerinin ekonomi, elektrik, tarım, işsizlik gibi konulara girdiklerinde kaybedeceklerini düşünüyorum. Birçok insan muhalefetin çıkıp topluma bu konularda güven vermesi gerektiğini söylüyor. Yani işsizlik sorunu nasıl çözeceğini, ekonomi sorunu nasıl çözeceğini senin biraz önce söylediğin gibi işte elektrikteki neoliberal politikalara hayır. Ben bunların yani bu tip tartışmaların Türkiye'deki toplumun ülkenin içinde bulunduğu vahamette olan dikkatini uzaklaştırdığını düşünüyorum. Türkiye'nin birinci önceliği şu anda bana göre elektrik sorununu çözmek, ekonomi sorununu çözmek, neoliberal politikalardan vazgeçmek, tarım bence bunlar değil. Yani ben o altılı masadan toplumun bütününü gelen kitabımın adıyla söyleyeyim. Kasırgaya dikkatini çekmesi gerekiyor. Yani 2023 eğer bu ülke 2023 seçimlerinde bu girdaptan çıkmazsa Türkiye ağır bir kasırga yaşayacak. Biz önce şimdi bak şimdi biraz siyasetin akışına da aykırı bana göre. Şimdi her biri farklı dünya görüşüne sahip 6 partiden bahsediyoruz. Bir tanesi çok önemli değil. Yani iktidar alternatifi parçası da değil. O durumu da yok da. Ee, ama sonuçta altı partinin ekonomi politikaları farklı olabilir. Altı partinin tarım politikası farklı olabilir. Altı partinin yöntemi, üslubu da farklı olabilir. Bunlar ekonomi üzerinde konuşmaya başladıklarında doğal olarak ayrışma biraz daha fazla alışacaktır. Tarım konusunda konuşmaya başladıklarında doğal olarak ayrışma biraz daha fazla artacaktır. İşsizlik, aile sigortası şu. Ben o yüzden bu altı masanın şöyle bir tek bir madde üzerinde birliktelik yapmaları gerekiyor. Biz Türkiye'yi normale döndürme birlikteliği kurduk. Ekonomi sonraki iş, tarım sonraki iş. Yani ülkemiz eğer ayakta kalamayacaksa 2023'te yeniden demokrasiye dönme umudunu koruyamayacaksa, 2023'te yeniden hukuka dönme umudunu koruyamayacaksa, 2023'te bu ülke yeniden toparlanabilir duygusunu toplumda yaratamayacaksa Ekonomi konuşmanın bir anlamı kalmıyor. Tarım konuşmanın da bir anlamı kalmıyor. Ben o yüzden e, bu işte ekonomide şunu söylesinler tarım bu biraz muhalefeti de şeye rehavete ve nasıl söyleyeyim moral bozukluğuna iten de bir yaklaşım. Yani konuştum birkaç tane böyle muhalefet partili yetkililerle. Ya aslında uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Kendi hepimiz kendi partimizde ekonomi politikası üretiyoruz. Ama buna rağmen dikkat ediyoruz diyorlar. Eleştiriler hala muhalefetin niye bir ekonomi politikası yok? Ben ona hem arkadaşlara da söyleyeyim hem de burada da söyleyeyim. Ben ekonomi politikasından uzak durmak, uzak durmak dediğim de hiç bahsetmemek değil. Yani topluma şunu, şu duyguyu mutlaka vermek gerekiyor. 2023 Türkiye'nin nasıl yönetilip yönetilmeyeceği seçimi değil. 2023 seçimi sen bu ülkede mülteci olacak mısın, olmayacak mısın? 2023 seçimi cumhuriyet felsefesi devam edecek mi etmeyecek mi? 2023 seçimi tekrar demokrasiye dönme umudu kalacak mı kalmayacak mı? 2023